Mecliste yaşanan şiddet görüntüleri başkanlık sisteminin ayak sesleridir. Başkanlık çıkmazına giden yolda gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçı anlayışın farklı düşünene kadar her türlü şiddeti uygulamayı da göze aldığını meclis görüşmeleri sırasında günlerdir üzüntüyle, kaygıyla gözlemlemekteyiz. Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü meclis görüşmeleri esnasında iktidara mensup bir kadın, milletvekili bu konuda partisinin erkek vekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. İktidarın yıllarca siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin her kesimde yarattığı derin ayrıştırma, ötekileştirme ve şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammül sürdüğü demokrasiden, adaletten uzak anlayışı maalesef ülkeyi dolu dizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Bu ateşi hazırlayanlar ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini Cumhuriyetimize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içindedirler. Bizler buna inanıyoruz, bunu biliyoruz. Biz kadınlar barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaratılışımızdan alırız. Buradan sesleniyoruz. Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekilleri kadınlık bilincinden nasıl bu kadar uzak düştünüz? Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Bizler anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akla ve vicdana vurmak mümkün değil. Sizler ki çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını kazanmışsınız, elde etmişsiniz. Cumhuriyetle birlikte kul olmaktan çıkıp birey olan kadınlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı vermesiyle milletvekili olan kadınlar. Atatürk bu hakkı kadın güçlensin, kadın özgür olsun, toplum güçlensin diye vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği meclisten kadın vekile söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir meclise doğru sürüklediniz. Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Sizleri izleyen milyonlarca insanın Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan inancını, umudunu zedelediniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalı. Siyasi iktidarın kadın vekilleri biat etmeyi, kulluğu seçmeyi bırakın.
talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla, adaletinizle hareket edin. Emeğinizi, enerjinizi çocuk tecavüzcülerinin kadına şiddeti önlenmesi için harcayın. Kız çocuklarımız cayır cayır yanıyor. Sesinizi çıkarın. Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak, anneler olarak sizden beklentiniz budur. Unutmayın, insanın insanı sevmesiyle başlar bütün güzellikler. Toplumda barışın ve huzurun tohumu sevgidir. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barışı biçersiniz. Şiddet ve kin tohumu ekerseniz savaşı seçersiniz. Kaosu, kutuplaşmayı biçersiniz. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun. Barışın, huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın. Başkanlığa hayır diyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu vesileyle 70 süreç içerisinde parlamentoda görüşülen anayasa teklifi tüm Türkiye tarafından izlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın ve erkek parlamenter üyeleri can siparane bu yasanın, anayasa teklifinin geçmemesi için mücadele ettiler. Bize şunu öğrettiler. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, cumhuriyetçiler, devrimciler, sosyal demokratlar, ben çağdaşım, ben cumhuriyetçiyim diyen herkese bir mesajdır bu. Bu anayasa teklifi halk oylamasından geçmemesi gerekiyor. Çok kısa özetlemek istiyorum. Eğer buna izin verirse Türk halkı, Türkiye orta çağ karanlığına gömülecektir. Çünkü yargı, yürütme hepsi tek elde toplanıyor. Recep Tayyip'in diktatörlüğü tescilleniyor. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet çocukları buna izin vermeyecektir. En büyük bize kaynağımız parlamentodaki mücadele süreci. Hepimizi onurlandı Cumhuriyet Halk Partililer. Kadınıyla erkeğiyle. İşte kendilerine yapılan zulme karşı kadın milletvekillerimiz can siparane savundular. Hayır anlamını. Bizler de önümüzdeki günlerde tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu anayasa teklifinin halk oylamasından geçmemesi için çalışacağız. Niçin? Çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz için.
bir ülkenin vatandaşları özgürce düşüncelerini ifade edemiyorsa o ülkede demokrasinin kırıntıları kalmamış demektir. Recep Tayyip korkuyor. Niye korkuyor biliyor musunuz? Suçlu insanlar korkar. Yargılanmaktan, yargı önüne çıkmaktan Recep Tayyip Erdoğan korkuyor. Çünkü suçlu. Suçsuz adam korkmaz. Suçlu insan korkuyor ve bu yasa, bu anayasa teklifi sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılanmaması için öne sürülen anayasa teklifi. Düşünün, yargıyı, yürütmeyi, her şeyi o belirliyor. Neden? Çünkü suçlu. Mutlaka ama ben bu ülkenin insanları, bu refleks onu bir gün mahkeme önüne, yargıç önüne çıkartacaktır. Ve biz bunu göreceğiz. Bu inancım tam. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım.